sömürgecilik ve soykırımcılık karşısında vazgeçmeyen, baş eğmeyen, özgürlük tutkusundan bir an olsun bile taviz vermeyen değerli Nevroz halkı, hepimizin bildiği bir gerçek var. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan 25 yıldır İmralı işkence sisteminde tutulmakta. Sayın Öcalan'dan 3 yıldır haber alamamaktayız. İmralı işkence sistemini geliştirenlere, Kürt halkını kölelik koşullarında tutmak isteyenlere bir kez daha sesleniyoruz. 10 yıllardır boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz. Kürt halkına yönelik soykırımcı politikalarda ısrar edenlere ve İmralı işkence sisteminde ısrar edenlere bir tarihsel tanıklıkla cevap vermek isteriz. İmralı tecrit sistemini protesto etmek için bedelini ateşe veren Yunanlı yoldaşımız Eleftheria Fortulaki bıraktığı mektupta şu cümleleri sarf etmişti. Demişti ki, Kürt halkı ve Başkan Apo'nun özgürlüğü tüm dünya halklarının özgürlüğüdür. Yine 17 Temmuz 2011 yılında Bulanık'ta bedenini ateşe veren evrim devrim yoldaşımızın bıraktığı bir not var. Bizlere vasiyetidir. Diyor ki, biz sadece Kürtçe söyleyip oynamak değil, statü istiyoruz. Kendi kendimizi yönetme hakkını istiyoruz demişti. Ve bir kez daha buradan haykırıyoruz. Sayın Öcalan, Kürt halkının özgürlüğü için ve ezilen halkların demokratik geleceği için 25 yıldır İmralı Adası'nı bir direniş adası ve bir özgürlük adasına çevirdi. Ve bu vesileyle sizlerle Sayın Öcalan'ın, Kürt Halk Önderi'nin yıllar önce kaleme aldığı bir metni paylaşmak istiyoruz. Zaman Sayın Öcalan'ın zamanıdır diyoruz. Nevroz'u özgürlük ile anlamlı kılan Zaros ve Toros dağ eteklerinden Fırat ve Dicle nehir vadilerine, kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına analık eden, halkların en eskilerinden olan, mensubu olduğum Kürt halkına selam olsun. Selam, özgürlük ve eşitliği rehber edinen bu büyük özgürlük yolunun yolcularına.
binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden müdahalelerle, grupsal çıkarlarla birbirlerine düşürülmeye çalışılmış hakkı, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmek istenmiştir. Son 200 yıllık fetih savaşları, emperyalist müdahaleler, baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdi toplulukları ulus devletçiklere sanal sınırlara hapsetmiş, halklar Sünni problemlerle nefessiz bırakılmak istenmiştir. Kapitalist moderniteye dayalı son 100 yılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları halkı bağlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade etmektedir. Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden kapitalist modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır. Ama Orta Doğu ve Orta Asya halkları artık uyanmaktadır. Kendine ve aslına dönüyor. Kendi öz tarihine uygun alternatif bir yaşam ve demokratik düzen arıyor. Artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ayağa kalkmak istiyor. Biz onlarca yılımızı tekçilik adına yok sayılan Kürt halkının varlığını kanıtlamak için feda ettik. Ve bu uğurda büyük bedeller ödedik. Kürtlerin tarihsel varlığına denk bir hukuki statüye kavuşma kararlılığını gösterdik. Sonu ne olursa olsun Hallacı Mansur gibi adalet, özgürlük ve yakıcı hakikat arayışından asla vazgeçmedik. Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Milyonlarca Kürt bugün Nevroz meydanlarında öz benliğini, aslını ortaya koyuyor. 1973'lerde bir Nevroz günü yokluk sınırındaki Kürtlerin varlığını koruma direnişi ve özgürlüğünü sağlama kararlılığı ile yola çıkarak Nevroz'un direniş, özgürlük ruhunu yeniden dirilttik ve bugüne kadar getirdik. Şahsıma yönelik uluslararası komploda Kürt halkının özgürlük ruhuna yönelikti. İmralı sürecinde de bana dayatılan komplo tıpkı halkıma dayatılan gibi umudun zerresini bırakmayan cinstendi. İmralı'da bulunduğum ilk günlerde şöyle bir düşüncem oluşmuştu. Milyonlarca kişiyi daracık bir odada nasıl tutabilirsiniz? Gerçekten Kürt ulusal önderliği olarak zindana giriş koşullarında kendimi milyonların sentezi haline getirmiş veya getirilmiştim. İnsan ailesinden ve çocuklarından yoksun kalmaya bile hiç dayanamazken ben bir daha hiç kavuşmamacasına ölümüne birleşmiş milyonların iradesinden ayrılmaya uzun süre nasıl dayanacaktım? Öyle büyük gerekçelerim olmalıydı ki tecride dayanabileyim. Tecritte de olsa büyük bir yaşamın sergilenebileceğini